Merhaba Twitch TV izleyicileri. Bugün İşimiz Keçi programında yine sizlerle birlikteyiz. Dünya kadınlarımızın Çiftçiler Günü kutlu olsun. Kiraz'da Karaburç Köyü'nde Hatice ablanın işletmesindeyiz. Ailesiyle birlikte bizi karşıladılar. Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Burada bir işletmemiz aile işletmesi. Evet. Koyunlarımızla birlikteyiz. Hem Dünya Kadınlar Günü'ne münasebeten hem de kadın yetiştiricilerimizle görüşmek adına bu programımızı yayınlayalım, yapalım dedik. Bir bayan olarak şu an işletmemizde, aile işletmemizde ne gibi problemler yaşıyoruz, ne gibi mutluluklarımız var? Bunları izleyicilerimize dile getireceğiz. Şimdi koyunlar herhalde bir yani ne denir? Evlendiğinizden beri herhalde koyunculuk yapıyorsunuz. Evet. İnekleriniz falan da var zaten bildiğim kadarıyla. Herhalde koyunlarla da siz ilgileniyorsunuz. Evet, ben ilgileniyorum. Şimdi tabii burada ne denir? Ailede iş görü ve iş tanımı var. Evet. Mutlaka. Şöyle inekler olmuş olsun, koyunlar olmuş olsun, bunların bakım beslemesi ya da görev dağılımları nasıl oluyor? Hani konu program öncesi konuştuğumuz kadarıyla da 4 tane de çocuğumuz var, erişlerimiz var. Evet. Şöyle kısaca bir onlardan bahsetseniz. Sabah kalkıyoruz işte, ineklerimizi bakıyoruz 1 saat. Ya 1,5 saat oluyor. Sonra koyunlarımıza fırsatımız olursa, saltalığım da var benim. Saltalık yapıyoruz burada işte. Amelim var 4 tane. Onları saltalığım olmazsa sabahları koyu veriyorum koyunlarıma. Eğer olmazsa yemliyorum. Yani kapalı. İşin evet. Durumuna göre başka işler varsa eğer kapalı olarak burada kalır. Evet, kapalı olarak yemleniyor. Burada yemliyorum. Evet. Eğer şeyse de iş yoksa normal. Evet, sabah akşam ilk koyu veriyorum yani. Böyle saat 10 gibi 10.30 kadar gidiyorum. Onları sen gezdiriyorum. Sen kendin gidiyorsun. Evet. Evet. Değil çocuklarımdan mi? Çocuklarım yardım ediyor. Ha, evde olanlar okula gittiler mi kendim gidiyor. Öyle. Abi de herhalde. Onlardan, abi de dışarıda çalışıyor. Evet. Mikrofonu alayım. Sen de herhalde dışarıdaki işlere. Evet, silaj işi oluyor. Onları gidiyoruz. Biz de orada çalışıyoruz. Yani genç bir aile işletmesi. Evet. Yani çocuklarla birlikte ne kadar güzel sizin gibi emekçiler, gerçekten birlikte çalıştığımız ekip olarak yani. Ya, çoğunluğunu hanım ilgileniyor koyunlarla, ben değil ilgilenemiyorum. Mi? Tabii sen bir tarla olur, evet. Bir şey ne denir seslenilir, kiralanılır aynen. Vesaire evet. Olunca sen hep dışarıda oluyorsun. Evet, dışarıda oluyoruz çoğunluğunu. Genellikle ben ilgileniyorum hayvanla, ineklerim olsun. Mikrofonu alayım. Koyunlar olsun, ben ilgileniyorum. Ayrıyetten bir de tavuk yapıyorum işte. Mesela tavukları hazırlıyorum pişirilecek şeklinde. Kilosunu 75 TL'den olarak ben satıyorum işte. Kızım var üniversiteye giden. Bir tanesi de bu sene liseyi başladı. Bir de küçüklüğüm var. O da 2. sınıfa gidiyor yani. Elimden geldiğince eşim yardımcı oluyorum işte. Şimdi şöyle diyelim. Evet, bizler bayan olarak aileyi çeviririz. Evet. Yaşamı çeviririz. Yani ne vardır? Babamız vardır. Sabah işe gider, akşam işten gelir. Evet. Evde annemiz yemeğimi pişirir, bulaşıkları yıkar, evet. Pazar alışverişi falan yapar. Şu an burada ineklerimiz var. Bakın beslemesi sağ mı? Evet. Sen de sütünü pazarlarsın, peynir yaparsın evet. Sen de. Koyunlarım keza aynı şekilde bakın beslemeleri sen de. Evet, evet. Bununla birlikte ne var? Çocuklarla bir yaşam, bir gelecek mevcut. Evet, aynen. Yani okumaları, masrafları, harçlıkları, günümüz şartlarında artık yaşam gittikçe de biraz zorlaştı. Zorlaştı. Evet. Sen kendi imkanlarınla yeni, ne denir, para kazanma yöntemleri de bulmuşsun. Evet, buldum. Evet, buldum. Ama yemler çok pahalı olduğu için, saman da çok pahalı. Evet. Yani bakmakta biraz da zorlanıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar da yapmaya çalışıyoruz işte. Aynen. Yani kendin. Arpa evet. Çok pahalı. Her şey yani yemler olsun, arpalar olsun, saman, sılaj çok pahalı. İşte zorluyor yani. Şimdilerde akışa giriyoruz artık. Evet. Normalde depolama zaman evet, hani fiyatları uygunken depo yapmak zorundayız. Evet. Tabii hayvancılığımızın işte asıl maliyeti de yem olduğu için evet. Meralarımız da uygun koşullara göre mera hayvancılığı yapılıyor. Dediğin gibi kapalı sisteme de bağımlıyız. Aynen. Maalesef işte bu arazimiz fazla olmadığı için evet. Yani arazimizin olduğu kadar gezdiriyoruz işte olmadığı zaman da bazen evde yemlimi yapıyoruz öyle. İşte genel olarak bölgede mera problemimiz olsun evet.
Mera'ya çıktığımızda ya da yazın yaylaya çıktığımız zaman yaylada yaşanan. Evet, yaylaya çıkamıyoruz köpek. Çünkü kurttan. O da kurttan. Donuzlardan. Onlardan yaylaya çıkamıyoruz. Yaylada zarar evet, veriyor. Aynen. Burada kapalı olarak bakmak aynen, zorunda aynen. kalıyorsunuz. Aynen, yazın burada kapalı olarak bakmak zorunda kalıyor. İşte bunların yani. Hepsi birer sıkıntı. Aynen. Bizim geleceğimiz için ya da hayvancılığı sürdürebilirliğimiz evet. için biraz daha dışa maliyet olarak bağımlı kalmak zorunda evet. oluyoruz. İşte burada dediğimiz gibi ek para kazanma yolları demiştim az önce bahsettiğin aynen. gibi. Tavuk bakıyor musun? Tavuk bakıyorum. İşte müşterim oluyor. Tavuk bakıyorum, tavuk satıyorum mesela. Koyunların sütünden peynir yapıyorum, satıyorum. Olmayan akrabalarımı veriyorum. Öyle. İdare edip gidiyoruz işte. Kendi çapamda bir... Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne kadar güzel ama aynen. sonuçta. Ama koyunu da çok seviyorum. Koyunu da şöyle çıktığım zaman onları koy yayılması yok mu? Gezdirmesi. O beni böyle çok rahatlatıyor. Terapi senin aynen, için terapi. Hani evet, psikiyatra gitmiyorsun aynen. ama. Aynen. Evde olduğum zaman canım sıkılıyordu. Ya koyunları götürdüğüm zaman çünkü hani sanki dünyalar benim olmuş gibi oluyor. Onların arkasında çok böyle ne bileyim çok hoşuma gidiyor koyun gitmek. Evet. Hayvanlarla ilgilenmek daha güzel oluyor. Değil mi? Evi geldiğim zaman ineklerimle, tavuklarımla, köpeklerim var 4-5 tane onlarla vakit geçiriyorum. Ne var burada? Elimizdeki canlı materyal olduğu için. Aynen. Baktığımız için bize muhtaç olduğunu ya da bize sevdiğini ya da cevap verebiliyor bize. Evet. Yani en basitine doğum zamanı mesela. Evet. Evet mesela kamera kurdurdum bu sene. İşte. Evet bazen onların sesini duyuyorum hemen kalkıyorum ama bazen insan yorgun oluyor, dalgın oluyor böyle kalkamadığımız için. Hadi kamera kurduralım bir. Kameramız da var bu sene. Onlardan takip edeceğiz. İşte Ekim'in 7'sinde nasip olursa doğumlarımız başlayacak. İnşallah hayırlı bereketli evet, olur inşallah. Ekim ayımızdan sonra Mart, Şubat'a kadar devam. Doğumlar devam edecek. Evet nasip olursa. Öyle. O zaman koç katımı erken oldu. Evet. Ya da koçu hiç ayırmadın. Hiç ayırmadım. Bu kadar neden oldu bilmiyorum. Bu sene erken doğum şeysi oldu. Ama şöyle erken doğum biraz şeyli oluyor. Biraz koyunlarımız dinleniyor, daha güzel oluyor. Bir daha erken koyun şey koç katma. Evet. Evet. Ya zaten ne var? Hani diyoruz biz küçük hayvanla çalışıyoruz. Doğum süresi kısa. 3 yılda 2 doğum alabiliyoruz falan ama burada evet. koyunu da dinlendirmek gerekiyor. Aynen, aynen. Bizim işte koyunlarımızda biraz bazı 10 tane var. Onlar da dinlenme olmadığı için kendisi zayıf oluyor şu anda. Doğum yaptığı zaman zayıflayacağını eminim. Evet. Yani evet. onlara bayağı bir destek vermem gerekiyor. Tabii, ek takviyeyle. Evet, aynen. Yani hem kendi yaşaması için hem süt üretimi aynen, için aynen hem de öyle. Süt üretip yavruya bakması için evet. yani. İnsan hani böyle yaptıkça şeysi oluyorsun bunu. Tecrübe. Evet tecrübe oluyor. İşte aynen. dediğimiz canlıyla çalışıyoruz. Yem farkını versen ya da ilaç farkını versen o sana cevap veriyor. Aynen. Yarayıp yarımadığını sen biliyorsun. Aynen, aynen öyle. Bir de ne vardır? İnsan metabolizması, canlı metabolizması. Evet. Doğum zamanı bayanlar neye ihtiyaç duyar? Doğumdan sonra bayan neye ihtiyaç duyar? Sütün gelişimi nelere etkiler? Hepsi elimizde canlı olarak duruyor. Bunlar evet. da örneklendiriliyor yani. Evet. Yani... İşte bizde de bir tecrübe oldu yani evet, böyle. Tecrübeyle aynen. yaşayarak. Aynen. Peki İnce sezonda sütü peynir olarak pazarladın. Evet sütünü alsalar daha güzel olacak da sütünü almadıkları için peynir yapmak zorunda kalıyor. Hı-hı. İşte peyniri yapıyorum. Alan olursa satıyorum. Alan olmazsa olmayanları veriyorum. Akrabalarım da olmayanları veriyorum. Öyle. Gidiyor yani. Peki peynir yapımının ya da yaptığın bir özelliği var mı? Ya da peyniri nasıl yapıyorsun? Peyniri saldıktan sonra çıkarıyorum. Onu süzüyorum. Süzdükten sonra. Saf koyun olarak? Evet saf koyun olarak peynirini çalıyorum. İçine mayı suyu koyuyorum biraz. Öyle. Onu biraz yarım saat kadar bekletiyorum. Biraz da beklettikten sonra o taş gibi oluyor zaten maşallah. Hani öyle karıştıktan sonra keseyi katıyorum. Taşına bastırıyorum. Çok güzel oluyor. Biraz bekleme süresi evet, var. Evet var. Yarım saat kadar. Bir saat bekle diyorsun. Çok beklettiğin zaman da güzel olmuyor. Kabar mı yapıyor. Ne kadar güzel ilgilenirsen hani başında olursan o kadar güzel oluyor. Evet. Yani bütün koyunlarımız olsun, ineklerimiz evet. olsun. Hepsinde senin elin emeğin var. Evet.
Çocuklarla birlikte. Burada da genç arkadaşlarımız var. Hatta evet, üniversite okuyan kızımız da var. Yan taraftan biz izliyor. Onu maalesef alamadık. Evet. Bütün emekler senin elinden geçiyor. Evet. Yani evet, abim de ne kadar şanslı ki. Yani gerçekten sizi çekip çeviriyordur eminim, evet, bir yandan da. Evet. Yani temizlik olsun, bulaşığı olmuş olsun. Evet, yazın çocuklarımdan fayda görüyorum da eşimin işleri daha çok sık oluyor yaz olduğu zaman. Yazın tabii, evet, tarım daha fazla. Oldu, aynen. O zaman çocuklar geliyor işte tatil olduğu zaman onların faydasını o zaman görüyor. Evet. Öyle. Çocukların faydası yazın oluyor ancak kışın hep benim elimden geçiyor. Yani gençler olarak birlikte bu sektörde böyle paydaşlarımız olmak benim için de çok mutluluk verici, gurur verici. Niye biz bu kanal çekimleri yapıyoruz? Problemlerimizi dile getiriyoruz. Sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Niye? Ülkemiz tarım ülkesi, hayvancılık ülkesi ve bazı ekonomik sıkıntılar yaşadık. Devam da ediyor ama bu bir süreç. Elbette evet, inanıyorum ben bunların geçeceğine. Ama umutla bu yaşamı devam etmek zorundayız. Bizler evet, bunu yaşadık. Bizler bunu okuduk. Siz bunları yaşıyorsunuz. Evet. Hepimiz birbirimize zincirleme olarak evet, bağlıyız. Evet. Kesinlikle bağlıyız. Siz de burada emekleri de göz ardı edilemez. Daha iyi kalkınabilmeniz için. Evet. İşte çocukların büyüyüp daha iyi geleceğe sahip olabilmesi için. Sizler burada bu işi yapacaksanız bizler de elimizden geldiğince sizlere destek olacağız. Evet. Devlet desteklemeleri olur. Evet. Bakanlık desteklemeleri. Evet. İşte Koyun Keçi Birliği'mizin destekleri. Evet. Bir şekilde böyle yaşamımızı idame edip devam edeceğiz. Evet. Evet, bir bayan arkadaşımız evet, da traktörle gidiyor aşağıya. Evet. Peki bu koyunculuğu yaparken küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen kişilere neyi önerirsin? Vallahi yani ırk mı, pazarı mı, süt mü? Nelere dikkat etmesi gerekir mesela? Başta. Hadi ilk başta meranın olması gerekir. Evet, mera olması i̇lk gerekir. İlk başta evet, kaba yemini ekmesi gerekir. Evet, aynen. Onları yapması gerekir. Onların olması gerekir. İlk başta onlar geliyor zaten. İlk önce mera. Evet. Evet. Yap, mesela koyunun kadar da kaba yem kaldırman gerekiyor. Zaten yemler aldı başını gidiyor. Evet. Yani parayla aldın mı biraz da zararı giriyorsun. İşte. Evet, bizim biraz olduğu için olduğu kadar yapmadık. İşte. Ne var burada? Meramın büyüklüğüne göre. Evet. Ondan sonra tarlam var. Kaba yemimi yetiştiriyorum. Evet. Buna bağlı olarak da hayvan sayımı belirlemem gerek. Evet. Evet. Yani burada herhalde bir 70-80 civarı vardır sanırım. Var. Ha. 100 tane. Evet. 90-100 tane var. 90-100 civarı ama koyunum vardır. Var. Senin bulunmuş olduğun meran, yetiştirmiş olduğun kabayam zaten bunların ihtiyacını karşılıyor. Aynen. Ancak karşılıyor da işte biraz da kendini destekliyorsun. Evet, gerektiği yerde de artık aynen, fabrika yemi olsun, arpa evet, olmuş olsun ya da küspesi, o an para olarak hangi imkanlarla ne alınabildiyse. Aynen, aynen öyle. Onlarla destekleme evet, yapılabiliyor. Peki kişiler burada ırkını seçerken neye dikkat etmeli? Ya da siz böyle geleneksel olarak kıvırcık denedik ya da sakız denedik de buna karar verdik. Ne diyebiliriz? Mesela evde bakacaksan sakız cinsi. Merayı çıkarmayacaksın. Evet, evet. Merayı yayılamıyoruz. Evet, sakız cinsi dışarıda pek yayılmış şeysi yok. O evde hazır. Olursa onu çok güzel götürüyor. Sakız cinsimiz zaten çok büyük sürüler halinde yapamıyoruz. Evet, kendi aynen, genetik yapılarından dolayı. Evde bakarız. Maksimum hadi 30-35 olsun. Evet. İlk doğum oranları çok fazla, 200'lük 300'lük oranları evet, çok fazla, süt verimi çok fazladır. Evet. Onu elde bakarız, merayı çıkartmayı önermeyiz. Evet. Ama merayı çıkarmak istiyorsak da ne vardır? Tahirova. Tahirova, kıvırcık, doğufiris. Evet. O şekilde kırarak yani meradan yararlanmalarını aynen, sağlarız. Aynen, aynen. Merayı çıkaracak olanlar bunlar zaten. Tabii. Mera koşullarında hayvanın ırk özellikleri de önemli. Evet. Neden? Meme yapısı önemli. Evet. Çalılara vesaireye evet, takılmaması evet, gerekiyor. Ayaklarının dirençliliği önemli. Evet. Yani yürüyüş kabiliyetlerinin yüksek olması. Hı hı. O yüzden ırkımızı da mera şartlarına göre seçmemiz gerek. Ama kapalı sistem bakılacaksa, mera yoksa zaten. Evet. Her şekilde ne? Fabrika yemiyle bütün
ırk hayvanlar bakılabilir. Aynen bakılın, evet bakılabilir. Evet hepsi bakılabilir. Evet. Bu seneki kuzu sezonu nasıl geçti? Güzel geçti. Damızlıklarınızı falan ayırdınız herhalde. Aynen. Evet evet. Bu sene iyiydi. Yani bir doğum olan oldu, iki doğum olan oldu. Yani güzeldi ya. Güzeldi. Evet. Bizi idare etti. Bizim kendimizi göre güzeldi yani. Bu sene şu an işte şimdi doğumlar başlayacak. Herhalde koşuda devamlı olduğu için 5-6 ay boyunca doğumlar parça parça sürecek. Evet. Evet bu sene erken doğum olduğu için. Şimdi Ekim'in 7'sinde başladığı için. Şimdi Ekim'in 7'sinde var, 9'unda var, 13'ünde var. Aralıklı ikişer gün, üçer gün arayla ikişer tane, üçer tane olan koyunlarım var. Ya bir yandan iyi, birkaç gün içerisinde doğum yaptı mı yetiştirici çok yoruluyor. Evet. Evet. Yani bir anda 30 tanesinin doğurması, ertesi günü 45 tanesinin doğurması. Evet. Annesi nerede, onun muydu? İkiz doğdu. Evet. Göremedim falan, o yüzden böyle bir şekilde ne denir? Senkronizasyonla yapılması. İşte ayın 3'ünde mesela 3 tanesi doğurdu. Ertesi gün 2 tane dosya doğurdu. Evet. Hiç olmazsa sizlerin daha rahat evet, hayvanlarla evet. ilgilenmenize evet, ya da kuzuların kendim, ağız sütünü almana. Evet, evet. Ki yalnız kendim bakıyorum ya. Evet. Eşim de dışarı gittiği için böyle olmasa benim için daha, daha güzel oluyor. Iyi. Evet. 3 olduğu zaman 3'ünden ilgilenebiliyorum imkanım oluyor. Öbür türlü yani çok kalabalık olduğu zaman o zaman bir tane yanımda. Zor yardımcı olması tabii, gerekir. Olması gerekir. Evet. Bir yandan da kıyamazsın, tek başınasın. Evet, evet. Çünkü yaşanıyor, doğum yapıyor, doğum gerçekleşiyor. Kuzu altında kalmış. Evet, hiç uyumadığım zaman oldu. Kışın. Hiç uyumadım. Kuzuyu almıyorlar, evet. O da yaşanıyor. Eşimden oturduğumuz, sabaha kadar oturduğumuz oluyor başında doğrudur. Mesela. Öyle. Üzerimizi galın giyip bekliyoruz hani. Çünkü 5 ayda 5 ay ama hamilelik ama gene de bir senede bir tane doğurması sağlıklı olduğu için. Evet. Yani senede bir kere aldığın için gözünü bakıyorsun. Bana. Aynen. Şimdi bizim bu geleceğimiz olduğu için, çocuklarımın geleceği olduğu için. Zaten yani. Hani bizim küçük başın işte eti para, sütü para, kılı para, gübresi para, her şey para. Ve bunların hepsi ne? Birer süreç. Evet. Süt sağabiliyorsam, satabiliyorsam yem borcumu kapatıyorum. Evet. Kuzuma bakmam gerekiyor. Bakabiliyorsam, evet. Dediğin gibi sabahlayıp ölmemesini sağlıyorsam, oğlağım olsun aynı şekilde. Ne oluyor? Evin bir masrafı gidiyor. Kurbanı çıkarabiliyorum. Evet. Kurbanı hazırlık yapıyorsam sonuçta ek bakım besleme yapmam gerekiyor. Belki o benim için bir kar oluyor. Evet. Ama bunların hepsi dönemsel iş olduğu için çok büyük maliyetler bir yandan da. Ya öyle olunca bu sene şimdi kışın depoma fabrikayı mı alacağım, arpamı alacağım. İşte silajımı vesaire ne kullanıyorsam depoladım. 150 milyar. Şu an bu kuzuları kestirirsen ya da sezonda süt sağarsan belki yemciye o zaman şey evet, diyeceksin. Evet. Senedini vereceksin ya da sözünü vereceksin. Evet. Öyle oluyor. Yani bu şekilde. Arpa fiyatları evet. Çok pahalı. Doğru. Mesela koyunların sütünü asla çok sevineceğim de. Koyunların sütü alınmadığı için. Şimdi İzmir'de bu sene bayağı sütle alakalı problem yaşadık. Evet. Hem koyun sütü olmuş olsun hem keçi sütü olmuş olsun. Umuyorum bu 2023 yılında artık daha rahat şekilde sütler pazarlanması sağlanacak yani. İnşallah. Bizim işte hani bölgeden kaynaklı süt alan firmaları olmuş olsun yapılan çalışmalardan dolayı biraz şey oldu. Ne denir? Sekteye de uğradı. Evet. Yani sizler mağdur da oldunuz. Evet. Bizler dile getirenler olarak. Hani ben de şahsım adına üzüldüm. Evet. Ama elimden bir şey. Hani gelmiyor. Evet. Çünkü alıcı belli. Ben hani görüştük firmalarla. Alıcılarımız belli. Ben satamadıktan sonra evet. Ya da senin sütünü ne denir? Peynire dönüştüremedikten evet. Sonra ben bir şey yapamadım. Ama hani 2023 yılında umut ediyorum artık. İnşallah. İzmir'de koyun sütü ya da keçi sütü uygun fiyatlarla öyle bir piyasası oluşacak yani. İnşallah. Ben de şimdi çocuklarımı destek olurum en azından satılırsa. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Şöyle ufaklıktan inelim bir şeyler. Annenle birlikte meraya çıkıyor musun sen? Çıkıyor mu? Koyun ne gidiyor? Koyunları evet, seviyor mu? Konuşsana. Senin koyunun var mı?
Senden alalım kırmızı şapkalı arkadaşım. Sen de bakıyor musun koyunlara? Evet. Kaç tane koyunun var? 40. 40 tane arkadaşımızın koyunu var bu arada yani. Genç yetiştiricilerimizden birisi. Dağda mereye çıkarıyor musun? Yok, biz böyle bir tam bölümü var. Aşağısı böyle tarla, etrafı telle çevrili. Ha. Etrafı telle çevrili yerde orada otlatıyorsun koyunlarını. Kışın ekiyoruz. Kışın ekiyorsun. Yazın da orada otlatıyorsun. Evet. Şu an doğumları başladı mı? Yok, şu an işte yağmurlar yağmaya başlayınca kapatacağız. Sonra toprak ısınca tabii şey yapacağız, süreceğiz, ekeceğiz. Öyle. Irkı ne senin koyunlarının? Beyaz, karışık. Karışık, beyaz koyun. Kara koyun, hepsi karışık. Genelde Doğu Firiz. Doğu Firiz. Sen seviyorsun yani koyunları. Evet. O zaman büyüyünce belki veteriner olursun. Hı hı. İnşallah hadi. Severiz yani böyle genç arkadaşlarımız sektöre girsinler. Canı gönülden emek versinler. Ne söylemek istersin arkadaşlara? Bak bize her yerden izleyecekler şimdi. Evet. Yani diyeceğim pek bir şey yok. Yok mu? Ve okula da gitsinler, annelerine de yardım etsinler. Evet. Hayvanları varsa onlara baksınlar, yemlemesini yapsınlar. Evet, öyle işte. Mesela ben 5 gün okula gidiyoruz hani. Aha. Hafta sonunda köye geliyorum. Ne kadar güzel. Mesela şu annemgiler İzmir'e, babam teyzeskiler yanına gitti. Ha. Ben orada bir şey yapmam diye hayvanları yanına geldim yani. Sen buraya geldin, anneannen de kalıyor. Evet. Ay maşallah ne güzel. Yani orada ne yapacağım? Değil mi? Ne yapacaksın ya? Hiç o bak burada doğa var, hayvanlar var. Mis gibi organik. Burada vakit geçiriyor. Bu çiftçi hayvanları çok sever kendisi. İşte yani hepimiz köyden geliyoruz, çiftçi çocuğuz evet, ama evet. Hani gene içimizden de gelmesi aynen, gerekiyor. Aynen aynen. Çok hani böyle hayvanı çok düşkün kendisi, çok seviyor. Geldi mi direkt bizim koyunların içine giriyor hemen. Kaç tane koyun var? Siyah kaç tane olmuş? Öyle. Bu kuzumuz da elde büyümüş ki hatta ölecek diye. Beklenilmiş yani ama. Evet. Bir hafta evde baktım ben buna. Bir hafta 10 gün ölecek diye bekledik ama 2 gün 3 gün yattı. Ondan sonra kalktı. Evet. Büyük bir kız oldu. Annesi kakamı öyle tekme atıyor böyle dövdü onu bayağı şey yaptı yani. Annesi de almadı ayağa evet, kalkamıyor almadı, diye. Almadı. Sen sakatsın diye annesi almadı. Anneliği öbürleri, ben yaptım. Babası kalktı bu kalkmadı kardeşleri kalktı. Bunu böyle vuruyor ayağla kalksan diye. Kaç kardeş? 3. Şimdi dışarı koyuverdiğim zaman da yıkılıp gittiği için bunu hazırda bakıyorum artık. Aa, bu kenarda evet, elde bakılıyor evet, yani. Evet. Kenarda bunu bakıyoruz. Ayrı, özel. Satmayı da kıymıyoruz biz bunu. Yok işte yani. Satın. Ama kendimize ya, artık. Yani. İşte o kadar doğumlarını beklediğimiz için böyle gözüne evet, baktığımız evet, için doğumları özürlü de olmuş olsa. Evet. Annesi bakmasa da biz onu kendimiz biberonlarla sobanın başında. Evet evet battaniyenin içini ha, sardım bebek sararak gibi. Battaniyenin içini sarıp da öyle baktım. O şekilde bakıyoruz. Şimdi de kıymıyoruz gözüne bakıyoruz. Maşallah büyüdü deydi. O bizim arka biz nereye gidersek içeri girince o bizimle bir oraya gidiyor. Ne kadar güzel. Şimdi sektörde yaşadığımız sıkıntılara dair veteriner hizmetleri olmuş olsun, aşılarımız olmuş olsun. Böyle konuşabileceğiniz neler var, söyleyebileceğiniz? Ya, veterinerler pek hani istediğimiz zaman gelmiyor mesela. İşçi tarım istediğin zaman gelmiyor. Aynen. Aşıları yapmıyorlar. Aynen. Ha, sıkıntılar orada yani. İşte bölgemiz ha, büyükbaş ağırlıklı olduğu evet, için. Evet, bir de küçükbaş hayvandan da pek anlamıyorlar. Onun için öyle zayet veriyoruz mesela. Evet. İki tane dışarıdan 60 tane getirdik tekrar bunların ana. 15 gün ayırmamız gerekiyormuş onlardan, kendi koyunlarımızdan. Mesela onlarda çiçek hastalığı aşısını yaptık dediler. Her şeysini yaptık dediler ama pek yapmamışlar sanki. Kendimizinkileri de geçti. Onlardan 2 tane hamile şu anda. Evet. Zayet verdim. İşte evet, hastalıktan önce hep deriz ya sağlık koruma. Evet. İşletmeye girmeden önce neresi olursa olsun hiç fark etmez.
canlı hayvan alıyorsak bunu sürümüze katmadan önce bir hafta iki hafta işletmemizden uzak bir yerde bakmamız gerekiyor. Evet, evet, evet. Evet. Bizi de bu sene... Biz aşılar tam yani, diye karıştırdık kendi boyunumuzla. İşte yani, öyle olunca hastalık hem senin işletmene yayıldı hem gelen hayvanlardan ölenler. Aynen. Evet, sayet evet, aynen. Aynen. Bizde de bir tecrübe oldu yani. Tabii. Aynen. İşte hepsi birer tecrübe diyebiliriz. Evet. İşte, ne denir? Gerçekten bu işi yapmak istiyorsak, merak saldıysak, yani yerimiz vardır, toprağımız vardır, yem üretebilirim, hayvancılık yapacağım diyorsak da bulunacağımız ya da gideceğimiz yerlerden, bu işi yapan kişilerden destek almamız gerekiyor. Evet. Dinlememiz gerekiyor. Evet. Ondan sonra en basit örneği, sağımda mesela gelip sana yardım etmesi gerek bir iki günde, niye ben bu işi yapabilecek miyim? Evet. Evet. Bunun zorlukları, şartları nelerdir? İşte kafama göre işte süt parası ya da ne bileyim kuzu bu paraya kesiliyor, damızlıklar bu fiyata kesiliyor gibi bir hayvancılığa girmemek gerekiyor. Evet. Bunların hepsi de yaşayarak öğrenilen, tecrübe edilerek aynen yapılan şeyler. Evet. Çünkü elimizdekiler canlı materyal ve ne denir? Sermayesi yüksek. Yani şey, hayvanlar olsun, yemler olmuş olsun, yüksek maliyetlerle uğraşıyoruz biz. Evet. Yani aylık 5.000 lira değil ya da toplam totalde ne bileyim 40-50 bin lirayla yapabilecek bir işler değil bu işler. Evet. Süt sezonunda sütümüzü sağarız. İşte litresi olur, sezonu olur. Sezonda 10 ton süt dökeriz, 18 ton süt dökeriz. İşte kurbana hayvan çıkartırız. Ne denir? 18 tane koç çıkarırsın, 22 tane koç çıkarırsın. Totale vurduğun zaman yaklaşık 100-175 TL gibi bir paraya şey olur. Evet. Bunlar büyük yatırımlar. Bizler için büyük yatırımlar. Evet. O yüzden bunları bilinçle, gerçekten sorarak, gerçekten tecrübe etmiş kişilerle paylaşarak yapmak aynen, gerekiyor. Aynen öyle. Aynen, biz onu bu sene yaşadık işte. İşte yani. Hepsi birer yaşamakla oluyor, gerçekleşiyor. Koyundan anlıyorsan ben koyun yapmayacağım artık, biraz da keçi yapayım dersen o da olmuyor. Evet. Hiç bilmeyenden, çünkü hepsinin cinsi farklı, hepsinin evet, huyu farklı. Koyun şu an kendi kendine ne bilir yani güdülebilir ya da yemler burada ama keçiyi tek başına salamayız. Evet. Ki sen az evet, önce evet, bahsetmiştik, konuşmuştuk. 5-6 tane içerideki koyunlar sürüden ayrılıp yemişlere gidiyormuş. Evet, evet, aynen. Aynen öyle. Bunların hepsi zarar da teşkil ediyor. Niye? İşte zarara girdi, kavga çıktı, evet, koyununa evet, bakmadın. Evet, evet, aynen öyle oluyor. Ha, içeride de köyde de huzursuzluklara sebep oluyor. Evet. O yüzden hepsi birer tecrübe edilmesi gerekiyor bunların. Evet abim, biraz senden dinleyeyim. Vallahi ne diyeyim ki? Şimdi biz koyunu yetiştiriyoruz, kuzuyu ama... 70-80 liraya kasabı veriyoruz. Kasaba almaya gittin mi? 150-160 lira etin kilosu. Evet. Aşağıya alamıyoruz. Yem pahalı. Doğru diyorsun. Onun için pek erkek kuzu taraftarı değiliz. Değilsin. Yani. Yani fazla büyümeden satıyorsun. Küçükken satmak zorunda kalıyoruz. Zaten bu maliyetler, yem maliyetlerine karşılık bakmak, yetiştirmek, evet, kestirmek... Öyle değil artık. Hani eskiden öyleydi gerçekten. Oğlağımızı kestirmiyorduk, kuzumuzu kestirmiyorduk falan ama şu an artık bu maliyetlere, hani yem de değil, mazotu olsun, ilacı evet, olsun. En halükarda yani evin başka bir ihtiyacı olmuş olsun, kestirmek zorundayız. Samanın kilosu 3 TL olmuş, arpa 10 TL. Evet. Yani bakmakta biraz zorlanıyoruz yani işin açıkçası. İşte umuyorum bu gelecek olan, bu yaşadığımız bir süreç, yani bu desteklemelerimiz olmuş olsun, önümüzdeki süreç olmuş olsun, belli bir artık yemlerimize karşı ne bileyim, şu an arpa alımı durduruldu. Evet. Yani öyle bir şu an alamıyoruz. Aldığımız kişilerde tüccarlardan ancak alabilecek durumdayız. Umuyorum bu kış sezonunu rahat, yani belli maddi seviyelerle yem konusunda özellikle gireceğiz diye tahmin ediyorum yani. Ama işte dediğim gibi belli bir süreçten geçiyoruz. Geçen yıl İzmir Büyükşehir 11 TL'den alınacak dediler. Sütü almaya gelen olmadı. Hı hı. Satamadık yani sütleri.
İşte İzmir piyasası bu sene süt konusunda biraz 11 TL diye açıkladılar ama gelen olmadı. Sıkıntı yaşadı. Evet. Kendi sütçülerimiz de almadı. Tabii doğal olarak sonuçta. Mandıracılar fiyat... buradan almıyor. Ödemiş Çamyayla'ya süt almaya gidiyorlar. Buradakileri evet. almıyorlar. İşte süt pazarı apayrı belki apayrı evet. program oluşturabilecek bir konu. Sütün pazarı tabii inek sütüyle endeksli olduğu için evet. koyun keçi de yani fiyatlandırması, satılması, toplanması apayrı bir aşama yani. İşte bu 2023'te süt böyle geçti. 2022'de süt sezonu böyle geçti. Umuyorum yani 2023'te hem koyun sütü olmuş olsun hem keçi sütü olmuş olsun. Sizler için de bizler için de güzel bir yere gelecek diye umut ediyorum. Allah yani inşallah. Bu tarz çünkü çalışmalar sürüyor. Bu yaşadığımız, bu yıl yaşadığımız sıkıntı gerçekten çok zor durumda o bıraktı yani hepimize. Ya şu anda bakmakta biz çok zorlanıyoruz yani. Hepimiz için. Ya. Yani kendi silajımız şeyimiz olmasa hiç bakılmayacak yani. Tabii ki bir yandan da hani peynirin sütünü sağdın sen peynir olarak illaki gene satışını yaptın. Evet. Bir şekilde gene evet. paraya çevirdin onu. Evet. Ama totale vurduğun zaman sütçüye sütünü satardın artan sütle ya da akşam sütüyle mesela peynirini gene yapardın evet. sen. En azından koyunun sütünde yemim alırdım. Samanımızı alırdık. Bunlar bir süreç olarak geçecek. Herhalde koyunlar da şimdi artık akşam meraya çıkacaklar. Evet. Yine sen çıkaracaksın evet. sanırım çocuklarla birlikte. Evet çocuklarla birlikte işte. Şu karşı taraf ne tarafa doğru gidiyoruz? Şöyle aşağıya götürüyoruz. Aşağıya şurası. Doğru. Aşağıda tarlamız var. Orayı götürüyoruz işte. Sudan darısı var. Oraya, sudan darısı evet, sudan darısı ekiverdik. Onların için salıyoruz biraz böyle 2-3 saat gidiyoruz. Onlar kendileri doydu mu geliyorlar geri zaten. Geliyorlar evet, zaten. Evet, hadi gidelim diye onlar geliyorlar. Bizi yönlendiriyor onlar zaten. Şimdi koy verdik onlar kendileri gider gidecek oldukları yere. Gelirken de biz gideceğiz. 10 tanesi çekildi mi zaten gerisi geliyor gerisi onların. Geliyor. Evet. O geriden gelenler evi geldiği zaman başlıyor bağırmaya. Hani bizim yemimiz nerede? Nerede diye. Evet. öyle. Vakit öyle geçiyor bizim. Ama bayanların yapmasını çok isterim. Tam bir şey yani. İnsanın böyle ne bileyim beni rahatlatıyor. Ben çok seviyorum çünkü. Hayvan sevgisi. Ondan sonra işte elindeki canlı olduğu için sevgiyi sana gösterebiliyor. Evet. Bir yandan da bunu maddi olarak maddiyete de dönüştürebiliyorsun. Evet, evet. Yani o yüzden gerçekten evet. Ya her bayan yani her bayan demeyelim de bu işi yapan yetiştiricilerimiz varsa, bu işi yapmak isteyen yetiştiriciler varsa eğer eşleriyle birlikte ya da eşlerini de teşvik etsinler. Evet. Ki hani ben her zaman şey derim. Sağım mesela bayan işidir. Evet. Kuzu bakmak bayan işidir. Evet. Evet. Yani hani ters doğum olur. Evet. En basit örneği. Evet, aynen. Bunların hepsi bayan işidir. Aynen, kendim yaptırıyorum doğumları için kendim evet. yaptırıyorum. Yani ne erkek yetiştiricilerimiz ya da bayan yetiştiricilerimiz burada şey yapmayayım, cinsiyet ayrımı yapmayayım. Rahatsız ya da hasta olduğu zaman hangisini yeme gelip yemediğini, hangisinin olduğunu bilirler, fark evet. edilirler ama bizler herhalde anne içgüdüsüyle baktığımız evet. için belki biraz daha naif davranıyoruzdur hayvanlara. Evet, aynen öyle. öyle düşünüyorum ben de. o zaman bayan yetiştiricilerimiz eşleriyle işletmelerine bir girsinler. Evet. Kışın tabii eşimin yardım oluyor da yazın benim üzerime kalıyor hepsi de. Çocuklarla birlikte evet, doğumda yine de. En azından hani böyle soğuk oluyor, kurutmak gerekiyor. Mesela iki tane oluyor, üç tane oluyor. Annesi yetişemediği zaman tabii biz de o zaman devreye evet. giriyoruz. Tabii kurutmamız gerekiyor onları. Kuzu çok oldu bakmıyor annesi. Yani kimini sütçü yapmak zorunda kalıyoruz. Yani ilgilenirsen yani oluyor. Tabii ki. İlgilenmezsen. Olmuyor. Biz sabah kadar oturuyoruz bunların başında. İşte onun 2-3 günlük ağız sütünü alması, emmesi evet. sağlanacak evet. ki. Benim kızım ölüyor diye çok baktık biz ama. ben bunu evde battaniyenin içini bir sardım çocuk gibi. biberondan, çocuk biberonundan. İşte bayan olarak işletmede bulunmamız yani. Evet, evet. Yani Bir işletmede bayan yoksa o iş yoktur. Evet, işte aile işletmelerinin önemi
hem bayanların olması, niye? Burada çoban yok sonuçta, bir bakıcı yok sonuçta. Aynen. Onların hepsi birer maliyet, evet, bahsettiğimiz evet, gibi şu an 7 bin lira, 10 bin lira falandır herhalde evet, bir bakıcının evet, parası ki bunlar yemekli yemeksiz değişiyor. Yani maaşı evet, olmuş olsun, şeyi olmuş olsun. Bunlar hem sizin kendi cebinize kalmış oluyor. Evet. Yani hem de senin kendi burada işletmende birebir eşin burada olmasa da yemini kendi olabildiğince artık meraya çıkarmıyorsun ama yemini veriyorsun, evet, buraya döküyorsun. Veriyorum. Bir sonraki gün ya da ertesi günü tekrardan düzene girmiş olabiliyor, evet, sağlanabiliyor. Evet. Evet, şu anda salatalığım olduğu için biraz geç yetişiyoruz ama geç yetişiyoruz zaten ilgilerinde. Çocuklarım da var. Onlar da yardımcı oluyor. Onlar da yardım ediyor. Şimdi salatalık işi bittiği zaman ben onları zaten şimdi gündüzleri kapatılıyor ya. O ara yemlerini hazırlıyor. Onları Mira'yı çıkardığım zaman, getirdiğim zaman döküveriyorsun. Evet. Çocuklar okuldan geldiği zaman onlar oyunların yanına gidiyorlar. Ben hazırlıyorum. Onlar hazır geliyorlar. Geliyorlar. Yemliyorlar. Peki şu kadar sayı olsun ya da bu olsun falan öyle şey var, düşüncelerin var mı? Tabii ki de. Yani belli bir, için. Yani ne diyeyim ben, 300 tane ana koyunum olsun. Meram olsa yaparım. Damamı şöyle yapayım, daha böyle modernize olayım. Evet, hani süt böyle sütünü alsalar mesela sağım sistemi yapalım diyoruz eşimle. Hani daha, o daha güzel olur ya sağması. Kesinlikle. Evet, mesela yani 250 tane bile yapmayı düşünmeye şeyimiz var yani. Yani şu sütünü aldıktan sonra, hani süt alım olduktan süt sonra, pazarlandıktan evet, sonra 250-200 yapmayı niyetimiz var yani öyle. Ay inşallah yani gerçekten hem de şey ne diyeyim, koyun sütü sonuçta mevsimsel olarak belli bir dönemde ama evet, bunu makineyle sığıp bir de soğuk pazarlasan evet, hani şu an 18 liraysa bunu 28-30 liraya rahatlıkla pazarlarsın. Evet. Evet. Hepsini geçtim, ilçende pazarlarsın. Evet. Yani ilçemizde en azından mandır acıları verebiliriz. Evet, evet, ilçende pazarlarsın. Buradan ödemişi gitmez daha yani. Çamlıca'ya gidecek. Bunun sonuçta ne yapıyoruz biz? Sütün kalitesine göre prim de arttırılıyor. Evet. Fiyatlandırma da yapılıyor. Sen hiç olmazsa yorulmamış oluyorsun. Evet. Evet, öyle olacak ama. Yani temiz, hijyeni koyun sütünü elde edersin ki çok rahatlıkla desteklemeler olmuş olsun, banka kredileri olmuş olsun, mekanizasyon konusunda da kredilendirmede rahatlıkla bunları da kullanabilirsiniz. Evet. En büyük avantajı işte senin iş gücünün azalması, evet, yorulmaman. Evet. Daha çabuk sürede hayvan tek başına yani rahatlıkla şeye sokup, kilit sistemine sokup evet, memelerine takıp şimdi böyle eşim olmazsa yani, sağmıyorum mesela. İşi gitmeden evet, eşim tutu veriyor, ben sağıyorum öyle. Evet. Öbür türlü eşim olmazsa sağmıyorum. Sağım sistemi olsa kendim yaparım kendi mesela. Kendi eşime gerek yok evet, yani kendim yaparım kendi o zaman. Rahatlıkla yaparsın. Evet. Ben çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Biz de evet, çok memnun olduk. Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde yani. Biz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim gerçekten. Yani çok güzel bir işletme, çok güzel bir ailesiniz yani. Teşekkür ederim. Umuyorum otomatik sağım sistemleri kurulduğunda da bana haber verirler de yeniden geliriz. İnşallah. Son kez söylemek istedikleriniz varsa izleyicilerimize. Dünya Kadınlar Çiftçi Günü kutlu olsun. Evet, Çiftçi TV izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Umuyorum güzel, keyifli bir sohbet olmuştur. Güzel bilgiler vermişizdir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bereketli günleriniz olsun. Bay bay.